Kol yapımıyla devam ediyorum. Ten rengiyle başlıyorum. Şekilde sihirli halka yapıyorum. Bir zincir çektim. 6 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. İpimi çektiriyorum. İlk yaptığım ilmeğin tepesine batıyorum. Şimdi bu sıramda bütün ilmeklerimi ikişer tane batarak artırma yapıyorum. Elimde 12 tane sık iğne olacak. 6 tane ilmekle başladık. 6 defa da artırma yapacağız. İkişer tane sık iğne. Ve burada bir tane tek bir artırma. Bir tek bir artırma. Bu şekilde yine 6 defa bunu tekrar ediyorum bu kez. Bir tek bir artırma olarak 18 sık iğneye ulaşıyorum. Ve 18 sık iğneye ulaşınca bu sıradan sonra 4 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyorum. Evet. Şimdi bu sıramızı bitirdik. 4 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim, gelelim. Evet, 4 sıra 18 sık iğne ile artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Şimdi 4 sık iğne, bir eksiltme yapıyorum 3 defa. 2 3 4 sık iğne, bir eksiltme, 1. 1 2 3 4 sık iğne, bir eksiltme, 2 1 2 3 4 sık iğne, bir eksiltme, 4. 3 oldu, özür diliyorum. 3. Şu an elimizde 3 eksiltme yaptığımız için 15 sık iğne kaldı. 15 sık iğne ile bir sıra düz örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Bu kez 3 sık iğne, bir eksilt yapıyoruz. Yine 3 kez. Elimizde 12 sık iğne kalacak. 2 3 sık iğne, bir eksilt, 1. 1 2 3 sık iğne, bir eksilt, 2 1 2 3 sık iğne, bir eksilt, 3. Bunun üzerine de bir sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyorum. Ten rengiyle. Sonra maviye geçiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 sık iğne. Şimdi bu el kısmını dolduralım. Ben renk değiştireyim, sonrasında dolduracağım. Şimdi renk değiştirirken yandaki ilmeğe batıyorum. 2 tane ilmeği çekmiyorum. Mavi ipimi alıyorum burada. Bu ilmekleri mavi ipimle birlikte çekiyorum. Ve yine 12 sık iğneyi bu şekilde örüyorum. 1 2 3 4 Şuradan artık kesebiliriz ten rengini.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi maviden bir sıra ördük. 13 sıra daha öreceğiz. Toplamda mavi 14 sıra olacak. Şu şekilde 13 sıra daha maviyle öreceğiz 12 sık iğne ile. Ve kolumuzu ipini kesebiliriz. Gövdeye birleştirmeyle devam edeceğiz. Evet, kol yapımı bitti. Şimdi kafa yapımıyla devam ediyorum. Kol ve kafayı aynı videoda paylaşacağım. Çünkü kol çok kısa bir video oldu. Zaten küçük bir bebek olduğu için kafa da çok uzun olmaz. Alt sık iğne ile yine başlıyorum. 3, 4, 5 ve 6. Burada sıktırıyorum. Ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Evet, burada bütün ilmeklere ikişer tane batarak artırma yapıyorum. 12 sık iğneye ulaşıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Bir sonraki sıramda bir tane tek, bir artır. Bir tane tek, bir artır. Bir tane tek, bir artır. Bir tek, bir artır. Bu sırayı bu şekilde bitireceğim. Elimde 18 tane sık iğne olacak. Her sırada bir ilmek artırarak gideceğiz. Yani bir tek bir artır yaptık. Bundan sonraki sırada iki tek bir artır. Sonra üç tek bir artır. Dört tek bir artır. Bu şekilde ilerlerken 9 tek bir artıra kadar sürekli olarak artıracağız. Elimizde 66 tane sık iğne olacak. Bu 66 sık iğne ile de 8 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Sonrasında yanak artırmalarına geçeceğiz. Şimdi tekrar ediyorum. 6 sık iğne ile başladım. Hep artırma yaptım. Bir tek bir artırma yaptım. Şu an 2 tek bir artırma yapıyoruz. Bundan sonra 3 tek bir artırma, 4 tek bir artırma, 5 tek bir artırma derken 9 tek bir artırmaya kadar sürekli olarak artıracağız. Elimizde 66 sık iğne olana kadar. Ve elimizde 66 sık iğne olduktan sonra 8 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz. Sonrasında yanak artırmasına geçeceğiz. 9 tek bir artır sırasına kadar sürekli artırdım. 8 sırada artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Şimdi yanak artırmasıyla devam ediyorum. 21 sık iğneyi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. İlap geliyor hep elime. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. Burada bir tek bir artırma yapıyorum 5 defa. Bir tek bir artırma 1. Bir tek bir artırma 2. Bir tek bir artırma 3. Bir tek bir artırma 4. Bir tek bir artırma 5. Aradan 4 sık iğne. 1, 2, 3 ve 4. Burada bir artırma bir tek. Yine 5 defa. Bir artırma bir tek.
Bir artırma. Bir tek. Bir, iki, üç oldu. Bir artırma. Bir tek. Dört oldu. Bir artırma. Bir tek. Beş oldu. Şimdi 21 sık iğneyi yine düz örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. Şu şekilde örmüş olduk. Evet, artırmalarımızı yaptık. Toplamda 10 defa artırma yaptık. Elimizde 76 sık iğne oldu. Şimdi 4 sıra artırma ilk yapmadan düz bir şekilde örüyorum. İlk sırayı birlikte örelim. Şu şekilde bütün ilmeklere birer tane batarak toplamda 4 sıra öreceğiz. Bir sırayı birlikte örüyoruz. Diğer 3 sırayı da örelim. Gelelim sonrasında devam edeceğiz. Artık ilk sıkmelere geçeceğiz. Ve kafamızı bitireceğiz. Evet, bu sıra bitmek üzere. İpim de karışmış. Çok ilerlemeyeyim burada. İp açmak için uğraşacağım bir de. Video çok uzayacak. Onun için burada ilk sıramızı bitirelim. Üzerine üst sıra daha örelim. Toplamda 4 sıra kafamız bitmiş olsun. Yani düz örme kısmı bitmiş olsun. Eksiklere geçeceğiz. Yanak artırmasından sonra 4 sıra artırma eksikliğini yapmadan düz bir şekilde ördüm. Şimdi yine devam ediyorum. Tekrar 21 sık iğneyi düz örüyorum. Bu kez eksiklere başlayacağız. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. Burada bir tek bir tane eksiltme. 5 defa. 1 oldu. Bir tek bir eksiltme 2 oldu. Bir tek bir eksiltme 3 oldu. Bir tek bir eksiltme 4 oldu. Bir tek bir eksiltme 5 oldu. 4 sırada düz örüyoruz. Ay, 4 sık iğne. 1 2 3 ve 4. Şimdi bir eksiltme bir tek. 5 defa iğne. Bir eksilttim. Bir tek ördüm. 1. Eksiltme tek
2. Eksiltme tek 3. Eksiltme tek 4. Eksiltme bir tek 5. Şimdi 21 sık iğneyi de düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. Evet, şu şekilde yapmış olduk. Eksilmelere devam edeceğiz ama önce göz takmamız gerekiyor. Evet, şimdi 12 milim göz aldım. Şu yanak artırması yaptığımız yerden yerin hemen yukarısına gözümü takacağım. Ya da iki sıra üstüne takalım. Bakın şurası yanak artırması, 1 2 sıra üstüne. 12 milim göz. İnce bir ip. Gözü de kalın biraz. Vidası. O yüzden. Şimdi 3 4 5 6 7 8'inciye takalım bakalım nasıl olacak. Yanak artırmasının hemen iki sıra üzerine arada 7 ilmek bırakarak şu şekilde. Ama ben hemen altın üstüne takmışım. Bir sıra yukarısına takmışım. O yüzden onu çıkaracağım. İkinci sıraya takacağım. Bunu bir an yanlış takmışım. Bu şekilde 7 8 sırada bırakabiliriz çünkü şey yapacağız, 8 ilmek de bırakabiliriz arada çünkü ben gözleri birleştirmek için, daha doğrusu şekil vermek için iple gideceğim etrafında, size de göstereceğim zaten. Yani yüz şekillendirme kısaca, uzun lafın kısası. Evet, şu şekilde daha ortalı olduğuna inanıyorum. Evet, şu şekilde 8 ilmek arada bıraktım. Şimdi burada 9 sık iğne bir eksilt yapıyoruz. Sonra 8 sık iğne bir eksilt, 7 sık iğne bir eksilt, 6, 5, 4, 3 ve en son 2 sık iğne bir eksilte kadar sürekli eksiltiyoruz ve ipimiz uzunca kesiyoruz gövdeye dikmek için. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sık iğne. Bir eksilt. Şimdi 5 sık iğne bir eksilt sırasında içini sıkıca doldurmaya başlayalım. Eksilttikçe de doldurmaya devam edelim. Dediğim gibi bu sıramız 9 sık iğne bir eksilt. 6 defa yapacağız bir sırada eksiltmeyi. Sonra 8 sık iğne bir eksilt, 7 sık iğne bir eksilt, 6 sık iğne bir eksilt derken 2 sık iğne bir eksilte kadar sürekli olarak eksiltme yapacağız. 5 sık iğne bir eksilt sırasında içini elyafla doldurmaya başlayalım. Sıkı bir doldurma olsun. Elyafı bol kullanalım. Kafa güzel dursun. Özellikle şu yanak artırma kısmına iyi yerleştirelim ki burası dolu olsun. Evet, kafamı ben bitirdim. Ve iğneme ip taktım ten rengi. Herhangi bir yerden batıyorum. Şu gözün dibine çıkıyorum yukarıdan. Ya da aşağıdan fark etmez, istediğiniz gibi. Ve gözün bu tarafına çıkıyorum. Buradan karşıdaki gözün dibine batıyorum. Asılttırıyorum iyice. Ve şuradan aşağıya iniyorum. Aşağı taraftan çıkıyorum. Ve tekrar karşıdan çıkacağım. Buradan buraya geçiyorum. Şöyle burun kısmı için şuraya çıkalım.
Evet, şu şekilde çektirdim. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğe burun yapalım. Böyle defalarca üst üste ip geçireceğim. Bunu altı yapayım. Ben yamuk olacağı için altı yapıyorum. Şey olacak yani, dengeli olmayacak, ortalı olmayacak diye bir ilmekle ileriye battım. Şu şekilde daha iyi. Evet, son kez şuradan batalım. Şöyle yukarıdan ya da herhangi bir yerden çıkıyoruz. Şuradan düğüm atacağız. Evet, ağzına zaten emzik yapacağımız için ağzı için şekil vermeye gerek yok. Şu şekilde devam edeceğiz. İpimi kesiyorum burada. Gözün kenarlarını, burnunu yapmıştık. Şimdi siyah bir ip taktım. Gazal Baby Cotton kullanıyorum dediğim gibi. Onun iki katını aldım. 5 katlı bir ip. İki katını aldım. Şimdi şu aradan, şöyle hatta gözün dibinden batıyorum. Gözün orta kısmından. Şöyle. Batıyorum, yukarıya doğru çıkıyorum. Tabi bunu bir yukarı daha alalım. İki yukarı alalım. Şöyle. Evet, buradan ilk battığım orta kısma geri batıyorum ve karşı taraftan çıkıyorum. Şöyle. Yeterli. Şimdi buradan çıktık. Ama şöyle kenara çıktım ben. Tam gözün altına girmem lazım ki ayrı gibi durmasın. Şuraya batıyorum bu kez. Ve ilk sıra yukarısına yine çıkıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Bu kez kaş için yukarıya çıkıyorum. Şimdi bu kaş için geride oldu tabii. Şöyle ayarlı bir şekilde. Kirpiğin dibine yapalım şöyle ki. Ben herhangi bir yere çıktım. Siz çıkarken dikkat edin. Kaşın düzgün durabileceği bir yere. Şöyle battım. Karşıya çıkıyorum. Ve şuraya tekrar batıyorum. Şapkayı çıkaralım. Yukarıdan düğüm atalım ki görünmesin. Şu şekilde ipimize düğüm atıp koparalım. Bunu bir sıra yukarıya da yapabilirsiniz. Şu an baktığım zaman galiba bir sıra yukarı yapacağım.
Aslında gerek de yok. Ama kaşları şöyle yapabiliriz. Onu da göstereyim. Kaşı bir çıkarayım önce. Onu göstereyim. Ve şuraya baktığım zaman 4 ilmek ilerisine batmıştım. Aynı hizaya batmıştım. Yukarıya batalım. Ve karşıdan yine çıkalım. Bir, iki, üç, dört ilmek sayıp bunu da alt kısma batalım. Şöyle daha iyi. Buradan da düğüm atıyorum. Düğüm attığım yere batıyorum. Herhangi bir yerden çıkıyorum. Bu şekilde bitmiş oldu. İle devam ediyoruz. Kafamızdan ipimizi uzun kesmiştik. Ona iğne taktım ben. Şu şekilde. Gövdeye de su borusu taktım. Su borusu. Kafayı şu şekilde gövdeye geçiriyorum. Sağlam, sabit olabilmesi için. Su borusu kullanmak şart değil. Ama kullanırsanız tek seferde sıkıca ve sabit bir kafa dikimi yapabilirsiniz. Sıktırarak dikmeye devam ediyorum. Devam ediyorum dikmeye. Şekilde devam ediyorum. Dikmeye hep aynı. Bir kafadan batıyorum. Bir boyundan batıyorum. Kafamı bu şekilde sabitliyorum. Kafa tamamen birleşene kadar bu işlemi tekrar ediyorum. Bir kafadan bir gövdeden batarak.
Ve dikme işlemi bu kadar. Burada bir düğüm atıyorum. Buradan batıp herhangi bir yerden çıkıyorum. Ve ipimi kesiyorum. Bir de yakalık yapacağım zaten. Kafa dikimimiz bu kadar. Devam edeceğiz. Şapka yapacağız. Emzik yapacağız. Devam edeceğiz.